Hocam Kürtlerle Türkler arasında bir akrabalık bağı var mı? Irk olarak veya genetik olarak bu kadar birbirine benzeyen isimler Türk, Kürt çok birbirine benziyor. Benzer coğrafyada coğrafyayı paylaşıyor olmaları bir akrabalık var mı? Onlar da Orta Asya ırkı mı yoksa Hayır. Hint Avrupa ırkı mı? Onlar Hint Avrupalı kesin. Yalnız bakın tekrar burada bir kavram kargaşasına düşmeyelim. Yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Benim bazı meslektaşlarımın annesi Kürt, babası Türk. Dolayısıyla bugün birbirinden ayrılamaz akrabalıklarımız var. Aynen öyle. Kültürlerimizde birbirlerinden sökülmesi mümkün olmayan birliktelikler olmuş. Bu son 1000 yıllık tarihin yarattığı bir şeydir. Ama ondan önce gittiğiniz zaman Türkler Orta Asya'da yaşıyorlar. Kürtler ise İran'ın dağlarında yaşıyorlar. Kürtler İrani kavim denilen kavimlerdendir. Dilleri de onun için Farsça'ya çok benzer. Dolayısıyla Hint Avrupa dili zaten. Tabii Kürt yoktur demek ne kadar saçma sapan bir şeyse efendim Kürt ve Türk'ün de bugün Türkiye'de hiçbir alakası yoktur demek o kadar abestir. Çünkü bunlar birbirlerine kardeş olmuş iki topluluktur. Bunlar bir arada yaşamaları hoşumuza gider dememek lazım. Bunların bir arada yaşamaları kaçınılmazdır. Mecburdurlar. Kendi menfaatleri açısından mecburdurlar. Çünkü bütün yapılacak ayrımlar bu tarihten sonra sunuyor. Dil önemli bir ayrımcıdır. Kabul. Kimsenin dilini konuşmasına da mani olunamaz. Ama bir memleketin içerisinde millet birbirini anlamalıdır. Atatürk'ün amacı buydu. Atatürk ben Türk dilini hakim kılayım diye Türkçe'ye bu kadar önem vermedi. Osmanlıca da millet birbirini anlamıyor. Yani Murat Osmanlıcayı benden çok daha iyi bilir. Hiçbir zaman bir Osmanlıca diye sabit bir lisan olamadı. Ben bilim tarihinden biliyorum. Biz bir terminoloji, bilimsel terminoloji oluşturamadık Osmanlıca. Herkes aklına eseni yapıyordu. Bakın benim üniversitemin hocalarından 1830'da bizim rektörümüz olan Hoca İshak Efendi'nin Mecmuayı Ulumu Riyaziyesi meşhur. 4. cildin son kısmı jeolojidir. Ben de bir gün bunu rahmetli İhsan Ketin'e verdim. Güçlü bir Osmanlıca bilgisi vardı. Hocam dedim şunu bir tercüme etseniz de bize anlatsanız. Peki ver bakayım dedi. Bir hafta sonra hoca geldi. Celal dedi Arapça lügat var mı sende dedi. Var hocam hayrola dedim. Mavrid var dedim. Ya şunu geçsene dedi. Dedim sorması ayıptır. Neden icap etti dedim. Ya dedi bu adam dedi yeni terim üretmiş. Tabii, tabii. Fakat Arapça üretiyor Türkçe üretmiyor. Terim mi kavram mı? Terim yani Fransızca görüyor, tercüme edecek, ders kitabına koyacak, Arapça koyuyor, Türkçesini koymuyor. Şimdi Atatürk bunu milletin anlamayacağını biliyor. Ama istiyor ki ders kitabını millet de okusa anlasın. Türk dil devriminin tevelinde, efendim yeni bir dil yaratalım, Öztürkçe yapalım falan bu propaganda yapılmıştır. Ama amaç bu değildi. Amaç milletin birbirini anlayacağı bir dil öğretmek. Ama başta vardır. Başta. Hayır. O laflarda var. Şeyi biliyorsun Celal'cığım. İsveç veliahtı geldiği vakit. Evet. Atatürk'ün bir konuşması vardır. Bir felaket. Altezuayel diye başlar. Altezuayel'i anlıyorsun bir tek Fransızca. Evet. Türkçesini anlamıyorsun. İşte bu Öztürkçe ile Atatürk de fark etmiş ki ondan sonra. Öztürkçe. Kullandıkları Öztürkçe Orta Asya'da da kullanılıyor. Kullanılıyor. Garip bir şey çıkıyor ortaya. Yani ben Orta Asya'da çalışıyorum. Yakup şoförümüz otobüse maşin diyor. Rusça'dan öğrenmiş. Evet. Türkçe'de otobüs kelimesi yok ki. Maşin diyor adam. Ama biz bir grubuz. Amerikalılar var bilmem ne var. Herkes işte bir şey fotoğraf çekmek istedim. Yakup'a bağırıyor. Stop stop. Yakup anlıyor durmuyor. Yakup dur diyorum zınk diye duruyor. En sonunda bana dediler ki ya Yakup'la sen konuş dediler. Yakup bir tek seni dinliyor dediler. Bu kültürel sempatidir bu kadar. Yakup bana bakıp bu benim adamım diyordu. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. 2000 yıl önce ayrılmışız. Yani 2000 yıl önce ayrılmışız dediği gibi. Yapılması istenen milletin birbirini anlamasıdır. Kürtçeyi ezmek, Kürtçeyi ortadan kaldırmak. Böyle bir şey abesle iştigaldir. Yapılamaz. Yapılması da istenmez. Yani milattan sonra 2. yüzyılda Batlamyus Gordionoros Kürt dağları yazıyorsa yani bu kültürü de korumak lazım kardeşim. Niye kaldıralım? Bizim sorumluluğumuzdur bu. Bunu korumak mecburiyetindeyiz. Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir tane Kürt yaşamasa bile Kürt kültürü buralarda bir zamanlar bulunmuş deyip o zaman da korumak mecburiyetinde olacaktık.
Hasbelkader bu insanlar bugün burada yaşıyorlar. Ne kadar şanslıyız.